Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğiz. Bugün sizlerle çok ilginç, saçma bir challenge yapacağız. Challenge'in adı başka ne gördüğünüz gibi iş makinalarını izlememe challenge'i. Açacağım iş makinalarını. Bakacağım ama ben bakmayacağım oraya. Ben sadece size bakacağım, kameraya bakacağım. Oraya asla bakmayacağım. Eğer oraya bakarsam bir ceza düşünürüz. Büyük ihtimal bakmam. Yani bir 5-6 dakika boyunca böyle yapacağız. Fazla tutmayacağım zaten. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Hemen videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Başlatır başlatmaz bakayım başlıyor mu? Sayılmasın da. Ha başlıyor. Oraya hiç bakmayacağım arkadaşlar. Sadece size bakacağım. Bu gittikçe zor zaten. Biliyorsun o makineler orada hareket ederken oraya bakmamak imkansız gibi bir şey. Kaçtı gibi ama bakmadım arkadaşlar emin olun. Hemen bir durduruyorum arkadaşlar. Bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada Murat Kılıç'ın kanalından bakıyoruz bu videoya. Sadece altına bakıyorum arkadaşlar. Üste bakmıyorum bak. İnanın yani oraya bakmıyorum. Hemen başlatıyorum videoyu tekrardan. Sadece size bakacağım arkadaşlar. İş makinelerine bakmayacağım şekilde olacak. Cidden zormuş ya. Bu arada arkadaşlar inşallah düzgün çıkıyorum. Dur ışık mışık. Sabahın köyün ışık yaktığında biraz kızıyor babam filan ama olsun. Sizin için değer artık. Kaç dakika oldu bilmiyorum, ona da bilmiyorum. Ona arada bir bakarız. Gözüm kayıp duruyor ya. Yanımda bildiğim bak tam şu anda oynuyor. Hissedebiliyor ama bakamıyorsun. Değiş makineleri biliyorum bizim milli şeyimiz. Filmimiz gibi bir şey. Onu izlemeden duramayız zaten. Yolda görsek izliyoruz. Burada izlemesek olmuyor işte. Yapacağız ama arkadaşlar bu challenge. Çok saçma bir challenge farkındayım ama sizin için de. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? Hemen ona bakıyorum. Videoda hemen şöyle durduralım. Daha 1 dakika olmuş. Devam edelim biraz daha. Kendimizi zorlayalım. Gittikçe zorluyor makineler. Cidden zor işmiş ya. Hele video çekmek bambaşka bir şey arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani basit gibi görünse de insan tek başına her şeyi yapamıyor. Hani diğer YouTuber'ları gördüğünde filan diyordum ney var sanki kamerası şeyi bile alakası yok yani çekmesi çok zor bir şey bunu bir yandan video çekiyorum bir yandan ses alıyor sonra onu montajlıyor cidden zor bir işmiş ama inat ettim yapacağım ben bu işi sizinle beraber yükselip gideceğiz arkadaşlar. Siz biraz isterseniz video izleyin ben de sadece size bakayım. Sürekli konuş konuş. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Siz videoyu izleyin biraz. Ben de sizi izleyeyim buradan. Direkt kameraya bakalım zaten. Size izleyirler. Ben de bakmamak için uğraşayım. Kusura bakma böyle video kesiliyormuş gibi oluyor da yanlış anlamayın. O benim baktığımdan değil. Reklam giriyor araya ondan kesmek zorunda kalıyorum. Araya her yere reklam koymuşlar zaten. Cidden bakmak istemiyorum ama arada bir göz kayıyor gibi oluyor. Işık çok yakın olmuş. Arkadaşlar belki arkamda gölge mölge olabilir kusura bakmayın. Işığı tam ayarlayamadım. Ama ilk videoma nazaran daha iyi olacağına eminim bu videonun. Montajlar falan göreceğim zaten. İnşallah daha güzel bir şey olacak. Çok uzun bir şey olmasını istemiyorum. Öyle 5-6 dakikalık bir şey olsa yeter benim için. Yani sizin için de öyle. Yoksa insan sıkılıyor. Gene kaydı gözüm oraya. Ama bakmadım arkadaşlar. Görmedim. Yeter mi bu kadar ya? Bir bakalım kaç dakika olmuş arkadaşlar. Hemen bir dakikasına bakıyoruz. 3.45. Bir dakika daha filan bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. İzleyin. Güzel yerdeymiş gibi duruyor.
yerine kayıyor diyocuğum. Sabah sabah kalktım, video çekmek de çok zor oluyor. Ama tavsiye ederim, video çekerken evde kimsenin olmamasını tercih edin. Yoksa insan böyle bir çekiniyor. Yani kameraya karşı konuşmak şizofrenlik gibi bir şey. Tek başına, karşında kimse yok. Sadece konuşuyorsun. Onun için tek olmayı tercih edin yani. Eğer böyle kimsenin gelmeyecek bir odanız, bir başka eviniz gibi bir şey varsa video orada çekin. 10 numara işler çıkarırsınız. Diğer türlü benim gibi bir evden gidince hemen videoya yapışırsınız. Çünkü şimdilik kanal yeterince şey olmadığı için pek boş iş gibi bakıyorlar annemle baba. Onun için videolarını peş peşe çekiyorum bazen. Bazen boşluk buldukça çekiyorum. Bu arada reklam girdi. Dediğim gibi arkadaşlar, inanmadıkları için biraz zorlanıyorum. Bazen peş peşe çekiyorum. Bazen 2-3 gün sonra bir tane çekiyorum. Bu şekilde videoları sırayla paylaşacağım arkadaşlar. Anlayacağınız bu videoyu o gün çekmiş değilim yani. O hafta içinde çekiyorum ama belli olmuyor. Bazen o hafta içinde 2 tane video çekiyorum. Diğer hafta bir tane daha çekiyorum. Bu şekilde bir video fazladan oluyor elimde. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başarılı bir şekilde saçma bir challenge yaptık. İş makinelerine bakmama challenge neydi? Biliyorum biraz saçma oldu ama arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, fazla kullanıyorum. Büyük ihtimal bu arkadaşlar yüzünden eleştiri alabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Videolarım daha da iyi olacak eminim. Beni izlemeyi, bu tarafımdan bak, tam şu tarafından abone olmayı, şu tarafından da bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Neydi bir önceki videomuz? El aletleri nasıl yapılır? O biraz video kalitesi olarak kötü oldu. Yani şey, ekran kaydı değil de beni çeken kamerayı ben biraz farklıydı. Yeni bir şeyle denedim. İnşallah bununki daha iyidir. Gittikçe geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii gittikçe öğrenen sayısı fazla olunca zorlanma da fazla oluyor, emin olun. Onun için yapacaksan dediğim gibi böyle boş bir ortamda yapın. Dediğim gibi arkadaşlar, buradan abone olun. Buradan da videoyu izleyin, bir önceki videomu. Görüşmek üzere arkadaşlar.